Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Maddi unsur bitti. Manevi unsurda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoyu çekime başladıktan sonra benim büyük olan Emirsel içeriye dalınca videoyu kestik, tekrar başlattık. Şimdi arkadaşlar, manevi unsur, manevi unsur önemli. Kast ve taksirden oluşacak. Kast ve taksirin boyutlarını anlatacağız. Yani doğrudan kast, olası kast, bilinçli taksir, bilinçsiz taksir Hangisi cezayı arttırıcı sebep, hangisi cezayı azaltıcı sebep, bunlardan bahsedeceğiz. Sonra da en önemli konusu arkadaşlar zaten sınavlarda büyük şıklarda kesinlikle koyuyorlar. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç, yani kast ve taksirin bir bir nevi kombinasyonundan bahsedeceğiz. E, i̇ki videodan oluşacağını düşünüyoruz bu videonun, e, bu ders içeriğinin önemlidir. Neden önemlidir? Eğer ki kafanız yerinde değilse. Yani biraz uyuklama hali varsa ya hoca zaten anlatıyor hele bir ayağımı uzatayım yata yata dinleyeyim diyorsanız bu dersi dinlemeyin daha sonra dinleyin. Tamam çünkü bazı örnekler sizin böyle bocalamanıza sebep olacak. Ne oluyor ya bu başka bir şey değil miydi falan demenize başlayacak, demeye başlayacaksınız. O yüzden dikkatini buraya vermeyeceksen dersi daha sonra dinle. Tamam şimdi arkadaşlar maddi unsur boyutu kaldı, geride kaldı. Şimdi manevi unsur boyutuyla devam ediyoruz. Suçun unsurlarına bak suça iradi olarak sebep olmadır manevi unsur irade yani sen nasıl maddi unsurda hareket netice ve netice ile hareket arasındaki bir illiyet bağı yani dışta görünen bir sebebi baz aldıysak burada da manevi yani psikolojik bağı dikkat alıyorum yani ee, fiili gerçekleşen, hareketi yapan faili suça bağlayan, suçun oluşmasına sebep olan manevi bağ. Tamam mı? Yani ben bir kişiye silah çekip vurduğumda benim silah çekip onu öldürmem, ya silahı çekmem bir hareket, onun ölmesi bir netice. Ee, hareket ile netice arasındaki de bağ ya da ben ne diyorum? Nedensellik illiyet bağı. Burada problem yok. Peki bu adam bunu neden öldürdü? Bilerek, isteyerek gerçekleştirdiği bir hareket mi? Yoksa istemeden, sonucunu düşünmeden gerçekleştirdiği bir hareket mi? İşte bunun psikolojik boyutuna ben ne diyormuşum? Manevi unsur diyorum. Bir, bir tane dizi vardı hatırlarsanız. Kusursuz suç ve ceza olmaz. Aynı şekilde arkadaşlar eğer ki senin bir kusurun kanıt diye bir dizi vardı hatırlıyorsanız. Orada bir kadın derdi kusursuz suç ve ceza olmaz. Aynı onun gibi diyoruz. Kusursuz suç ve ceza olmaz. Bir kusur ortada söz konusu olacaktır. Bakın kusur ne? Kusur kast ve taksir şeklinde ortaya çıkabilir. Kast ve taksir şekilde. Yani bilerek ve isteyerek yaptığım bir hareketse buna kasti bir hareket. Bilerek isteyerek yapmadığım bir hareketse yani neticesini istemediysem buna ne diyorum arkadaşım? Taksir diyorum. Bakın adım adım gidiyoruz. Önemli yerler buralar. Suçun manevi unsuru asıl olan kastır. Yani suçtaki manevi unsur asıl olan neymiş? Kastır. Yani sen bir adama gidip öldürme, yaralama, işkence veya bunun türevleri, mala zarar verme şeklinde bir suç ortaya koyuyorsan bunu ancak neyle yaparsın? Asıl sebep nedir? Kastır. Fakat suçun oluşmasına kastın varlığı varlığına bağlıdır diyor ya. İşte yani suçun oluşması bazı durumlarda da taksirle de söz konusu olabiliyor. Yani hangi suçlar kasten işlenebilir? Hangi suçlar taksirle işlenebilir? Olayı bambaşka bir boyut. Yani her suçun dikkat her suç taksirle işlenemez. Tamam mı? Bakın, her suç taksirle işlenemez. Taksirle işlenebilecek suçlar birebir Türk Ceza Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir. Tamam mı? Yani örnek veriyorum. Adam öldürme taksirle işlenebilir. Mesela trafik kazası gerçekleştirirsin. Trafik bir arabayla birine çarparsın. O adamı öldürme gibi bir kastın yoktur. İşte dikkat ve özen yükümlülüğünü göstermedin. Aşırı hız yaptın. Alkol kullandın. Bu gibi sebeplerle bir kişinin ölümüne sebep oldun. Bu taksirle bir adam öldürmedir. Ölmedi yaralandı. Bir kişinin taksirle yaralanmasına sebep oldun. Ama bir hırsızlık olayını taksirle gerçekleştiremezsin. Örnek veriyorum. Bakın ben eğer hırsızlık yap yapmak istiyorsam yaparım. Yani bu ancak kasten yapılabilir. Taksirle hırsızlık gerçekleşmez. Örnek veriyorum. Bir kişinin bir kişinin evini soyacaksın. Daire 8. katta işte ne diyelim 30 numaralı daire diyelim. 8. katta 30 numaralı daire. Ben taşıma şirketine diyorum ki onlar ev sahipleri evde yok. Ben bir hırsızım. Taşıma şirketine evin adresini, önceden evin anahtarlarını temin ediyorum. Diyorum ki bu ev benim. Taşıma şirketine gidin bu evi şuradan şu depoya taşıyın. Şimdi taşıma şirketini ben aracı bir paravan olarak hırsızlık işinde kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Yani hırsızlığı yapan benim ama fiilen hırsızlığı gerçekleştirdiğim kişi taşıma şirketi. Taşıma şirketi, evden eve taşıma şirketi hırsızlık yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Tamam? Bilmediği için hır, o taşıma şirketine hırsızlıktan dolayı bir ceza, bir suç atfedemem. Anlaşıldı mı? Yani ben taşıma şirketine neden hırsızlıktan dolayı bir suç atfedemiyorum? Çünkü hırsızlık yaptığını bilmiyor. Yani hırsızlığı taksirle yapıyor. Hırsızlığın taksirle yapılma şekli Türk Ceza Kanunu'nda yoktur. Hırsızlık ancak kasten yapılır. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Yani taksirle işlenebilecek suçlar Türk Ceza Kanunu'nda var. Bunun dışındakiler taksirle işlenemez. Şimdi birazdan onların neler olduğuna bakacağız. Mesela bu ben bir ara Trabzon'da derse gitmiştim. Trabzon'dan Adana'ya geçtim bir tane ufak bir benim bir sırt çantam var. Onun içerisinde notlar işte elbiseler günübirlik elbiseler onlarla gidip geliyoruz. Havaalanında indim. Ee, bavullar geliyor. Baktım benim sırt çantamın aynısı. Sırt çantayı aldım. Çıktım gidiyorum taksiye bineceğim. O anda kapıda, kapıda beni tuttular hemen. İşte benim çantamı aldın diyor. Hırsızlık yaptım. Ya yapmadım yaptın diyor. Dedim ki hırsızlık dedim taksirle işlenemez ancak kasten yapılabilir. Çünkü taksitle işlenebilecek suçlar Türk Ceza Kanunu'nda belirtilmiştir. Bakın gelin gidelim. Bavul yerine bir baktım benim tek ba benim bavulun aynısı yani adamın aldığı bavulla benim aldığım bavul aynısıymış. Baktım benim bavul tek başına dönüyor. Bakın dedim benim bavulla e, adamın bavulu yani kendimiz zannettiğim olarak adamın aldığım bavul aynı bavul. Ne oldu? Ben bir hata sonucu o çantayı almışım. Ne yaptım ben? Taksirle yani istemeyerek bir hırsızlık gerçekleştirdim mi? Gerçekleştirdim. İşte biz buna hırsızlık demiyoruz. Bana ceza verilmez. Anlaşıldım. Aynı bu şekilde bir olay gerçekleşmişti. Gelin bakalım biraz ayrıntıya girelim. Kast. Suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir. Kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştiriyorum. Ve neticeyi de ne yapıyorum arkadaşım? Kabulleniyorum. Bakın sonuçlu suçlarda kast. Sonuçsuz suçlarda kast. Sonuçsuz suçlar, sırf hareket yani neticesiz suçlar. Bir önceki derste hatırlıyorsunuz değil mi? Hakaret, tehdit, yalan tanıklık, bunlar neydi? Sonuçsuz suçlarda. Yani ortaya bir netice, e, yalan tanıklık, ortaya bir netice çıkmıyordu. Neticesiz, sırf hareket suçları, sonuçsuz suçlarda. İşte sonuçsuz suçlarda hareketin bilinmesi ve istenmesi yeterlidir kast için. Sonuçsuz suçlarda hem hareketin hem de neticenin bilinmesi ve istenmesi önemli ve yeterlidir. Ne demek istiyorum? Mesela ben bir adama hakaret edeceksem ha hakaret etme fiilini gerçekleştirmeyi bilmem benim için yeterli. Tamam mı? Yani ha hakaret fiili, hakaret fiili, tehdit fiili sonuçsuz bir suçtur. Neticeyi düşünmesen de bu fiili gerçekleştirmiş olmam, hakaret fiilini, tehdit fiilini gerçekleştirmiş olmam kast için yeterli. Fakat adam öldürme fiilini bilerek isteyerek yapmamın yanında onun ölebileceğini de, yaralanabileceğini de ne yapmış olmam lazım? Kast için kabullenmiş olmam lazım. Yani ben bir adamın kafasına sopayla vuruyorsam, ben bu adamın yaralanacağını da ne yapmışım? Düşünmüşüm. Ben bir adamın bıçakla yaralıyorsam, silahla kafasını ateş ediyorsam bunun ölebileceğini de kabullendiğimi de gösterir kast. Tamam mı? Bakın. Şimdi genel kast kastları biraz ayrımına gidelim. Genel kast, özel kast. Örnek veriyorum. Adam öldürmek, bilerek istenek yapılması genel kast için yeterlidir. Kan gütme, töre amaçlı. Görünüyor mu? Kan gütme, töre amaçlı şeklinde yapılırsa özel kast ortaya çıkıyor. Ve ne oluyor arkadaşım burada? Cezaya ağırlaştıran nitelikli insan öldürme suçu ortaya çıkıyor. Anlaşıldı mı? Yani adam öldürmek için genel bir kast yetiyor. Devam. Özel kast. Özel kasttaki durum ise bazı durumlarda suçun kurucu unsuru. Bakın ne demek istiyorum. Hırsızlık. Bilerek istenerek yapılmasını yanında Bak bilerek ve istenerek yapılmasının yanında belli bir amaç. sahip deniyor arkadaşlar amacın diğer adı. Hareketle edilmesi gerekiyor. Tamam Yani eğer sen bir eve girdin. Evin camlarını kırdın. Malına zarar verdin ve çıktın. Polis olay yerine geldi. Hiçbir şey çalınmamış. İşte ben buraya da hırsızlık suçu vardır demiyorum. Ne diyorum arkadaşım? Hırsızlık için yarar sağlamak maksadı güdülecek şarttır. Yarar sağlama maksadı, yarar sağlama amacı yoksa mala zarar vermesi oluşuyor. Anlaşıldı mı? Bir arabanın çalmak bir hırsızlıktır. Arabanın camlarını kırmak mala zarar vermektir. Tamam mı? Sadece camlarını kırıp adam oradan uzaklaştığında, adam yakalandığında mala zarar verme suçundan dolayı yargılanır. Tamam mı? Ama adam arabayı gasp etti. Teybini camını kırdı. Teybini çaldı. Teybini çalmaktan dolayı hırsızlık. Camını kırdığından dolayı mala zarar vermez ki ortaya çıkar. Anlaşıldı mı? Özel kast. Bazı suçlarda neymiş? Kurucun sormuş. Devam. Şimdi ani kast tasarlama kastı. Önemli. özellikle tasarlama kastını çok iyi bilmeniz gerekiyor. İlerleyen derslerde haksız tahrikten bahsedeceğim. Haksız tahrikte tasarlamada önemli ayrıntılara gireceğim. Özellikle adli yargı, idari yargıya hazırlanan arkadaşlar tasarlama kastını e, sorularda size bolca geliyor. Bak şimdi. Ani kast. Ani bir karar verdim. Adamı öldürdüm. Tamam. bıçağa soktum adam öldü. Zehri verdim adam öldü. Ani bir kast. Geç. Önemli değil. Tasarlama kastı. Bir olay gerçekleştireceğim ve bunu ne yapacağım? Tasarlayacağım. Bakın tasarlama iki şekilde karşımıza çıkacak. Birincisi plan proje yaparak suç işlenmesi. Plan proje yapıyorum, suç istiyorum. Bir tasarlama var mı? Var. Soğuk kanlılıkla suçun işlenmesi de bir tasarlama başlığı adı altında göreceğim. Demek ki tasarlama kastı denince aklımıza ne gelecek? Plan proje şeklinde suç işlenmesi soğukkanlılık şeklinde gelirse ona da ben ne diyeceğim? Tasarlama kastı diyeceğim. Tamam mı? Örnek veriyorum. İnsan öldürmede cezayı arttıran sebeptir tasarlama. Diğerlerinde cezayı arttırıcı sebep değildir. Tamam? Adam işte saat 3'te e, binme e, şu köşeden dönecek. E, 010007 aracına binecek. E, 0 işte aracın rengi siyah, beyaz, kırmızı. Artık adam her şeyi planlamış, projesini çizmiş. Ne yaptı hocam bu adam? Tasarladı. Ve adam gayet soğukkanlı olayı gerçekleştiriyor. Tasarlama kastı vardır. insan öldürme suçunda. Ve bu cezayı neymiş? Ağırlaştırıcı sebepmiş diyoruz. Şimdi devam ediyorum kas çeşitlerine. Hocam önemli mi kas çeşitleri? Önemli. Bakın Kendine gel. Kah bir kahve iç. Elini yüzünü yıka. Bakın şimdi. Ani kast. Tasarlama kastı. Başlangıçtaki kast. Sonradan ortaya çıkan kast. Genel kast. Özel kast. Bir suç örgüsü verir. Buradaki kast hangisi, hangi şekilde ortaya çıkmıştır denebilir. Ve başlangıçtaki kast. Sonra ortaya çıkan kasta çok örnek cümleler, örnek olay örgüsü çok rahat yapılabiliyor. O yüzden de bunu yapabilirler. Ne demek istiyorum? A, B'yi öldürmek için ateş eder. Sonra da hastaneye götürür. Bak şimdi. A, B'yi düşmanı A, B'yi öldürmek için 3 el ateş eder. Sonra adamın yanına gelir. Yaptığından pişmanlık duyar. Sonra da kişi kurtulsun diye yani ölmesin diye hastaneye götürür. Fakat tüm yapılan müdahalelere rağmen adam ölür. Adam ölür. Ya ben o kadar hastaneye götürdüm. Bana ne kardeşim hastaneye götürdün. Adamı öldürmek amacıyla ateş ettin. E, neticeyi ortadan kaldırmaya çalıştın. Fakat netice ortadan kalkmadın. Ama adam öldü. Sana neden ceza verilecek? Kasten adam öldürmeden ceza verilecek. Tamam. Amacın neydi? Başlangıçtaki kast neydi? Adamı öldürmek ve adam öldürmeyi gerçekleştirdin. Geç. Bak. Sonradan ortaya çıkan kast. Diğer adı eklenen kast. Şimdi A, B'yi yaralamak amacıyla ateş eder. Sonra B der ki beni yaraladın ayağıma sıktın bu senin yanına kalmayacak. Senin çocuklarını öldüreceğim. Eşini çocuğunu öldüreceğim. İşte sana bunu ödeteceğim. Anandan emdiğin sütü burnundan getireceğim. Gibi küfürler etmeye başladı. Gibi tehditlerde bulunmaya başladı. Ben de dedim ki ya ben bu adamı yaraladım. Ama bu kadar bu adam konuşuyor. Bu adamın yaşaması benim için tehlike ve ben bu adamı öldürdüm. Ne oldu? Sonradan sinirlenerek küfür etmesi üzerine adamı öldürür. Sonuç adam öldü. Başlangıçtaki kastı neydi? Adamı yaralamak. Sonradan sinirlenerek adamı küfür etmesi üzerine, tehdit üzerine benim yaralama kastımı açtım. Ne yaptım adamı? Öldürdüm. Bana neden ceza verilecek? Kastın adam öldürmeden ceza verilecek diyorum. Şimdi... Önemli. Doğrudan kast olası kast. Eğer ki bu başlangıçta kast sonradan ortaya çıkan kasttan soru gelmezse doğrudan kast olası kasttan soru gelme ihtimali çok yüksek. Bak. Şimdi doğrudan kast fail fiili bilerek ve isteyerek yapması halidir. Fiili bilerek isteyerek gerçekleştiriyor ve bunun neticesinde öngörüyor ve kabulleniyor. Olsun. Ölsün, gebersin diyeceğiz. Tamam mı? Yani ben silahı çektim. Bir kişiye 3 el ateş ettim. Yani A B'ye 3 el ateş etti. Ateş etmesindeki amacı B'nin ölmesini, gebermesini istiyordum. Tamam mı? Ne diyeceğim ben buna? Doğrudan kast diyeceğim. Sadece kast olarak da karşına çıkarsa... Yani başına bir olası kast ifadesini koymazlarsa... Sen bunu da ne olarak kabul edeceksin? Doğrudan kast olarak kabul edeceksin. Tamam mı? Yani doğrudan kasttan söz edebilmem için... Bilerek, istenerek yapılmış bir fiil... Neticesinde öngörüyorum ve kabulleniyorum. Adamı öldürmek maksadıyla zehirledim. Kabul ediyorum. Öldürmek maksadım var. Tamam mı? Kast. Anlaşıldı mı? Bakın şimdi... Olası kastaki durum biraz farklı. Ne diyorum olası kasta? Dolaylı kast, muhtemel kast olarak da geçer. Yani soruda karşınıza sadece kast derse doğrudan kast alacaksın. Eğer ki başına olası, dolaylı, muhtemel kast, olası kastı sormak istiyorsa, seçeneklere koymak istiyorsa mutlaka olası kast olarak belirtmesi gerekiyor. Bak dikkatini buraya ver. Fail neticeyi öngörmüş ve neticeyi göze almış. Tamam mı? Bak, neticeyi öngörüyor ve göze alıyor. Olursa olsun diyor. Şimdi bak, şu örneğe dikkat et. A bir kalabalık yerde. Buraya yazmışım aslında. Çizmeme gerek yok. A bir kalabalık yerde, çarşı gibi bir yerde, insanların toplanma halinde olduğu bir yerde B'yi öldürmek için ateş ediyor. Ve B'nin yanında bulunan C, D, E veya da başka kişiler. Başka yani sen şöyle düşüneceğim. Sen bir karabalık bir yerde, çarşıda düşmanın B'yi öldürmek için ateş ettiğinde o merminin etrafta bulunan insanlara da gelebileceğini düşünür müsün? Düşünürsün. Ve o etrafındaki insanları öldürme kastın var mı? Yok. Bak doğrudan kastan gitti. Fakat etrafındaki insanların da ölebileceğini düşündün mü? Düşündün. Ne oldu? Fail neticeyi öngörmüş. Ve sen neticeyi öngörmene rağmen ateş etmeye başlıyor ve devam ediyorsan. Etrafındaki insanların da ölebileceğini öngörmene rağmen neticeyi göze almışsan. Ne cümleyi kuruyorsun? Olursa olsun. İşte olursa olsun kelimem beni neye götürecek? Olası kasta. Yani örneğe dönecek olursak. Bak buraya. A B'yi öldürmek için ateş eder. Yanındaki C de ölür. Amacı kimi öldürmekti? B'yi öldürmekti. Ama kurşun kime gitti? Komşuya gitti. İşte yanındaki bakkala gitti. Kasabın çırağına gitti. C'ye de gitti. Tamam mı? C öldü. B'yi amaç B'yi öldürmekti. C öldü, B de öldü. O zaman ne diyorum? A B'yi öldürmek suçundan dolayı kasten adam öldürme C'yi öldürme suçundan dolayı olası kasta adam öldürme suçunu işlemiş olur. Anlaşıldı mı? Örnek veriyorum bakın. Doğrudan kasta adam öldürme olası. Şimdi bakın olası kasta şu ihtimal olacak. Yani suçun gerçekleşmeme ihtimali olacak. Yani adam çok iyi bir nişancı olabilirdi. Çok iyi bir atıcı yani silah atıcısı olabilirdi. Yani A B'yi ateş etti. 5 mermi sıktı. 5 yine de B'nin üstüne sıktı. Sadece B öldü. C'ye herhangi bir şey olmadı. Bak C'ye herhangi bir şey olmadı. O zaman C'de herhangi bir şey olmadıysa C'den dolayı A'ya herhangi bir ceza verilmeyecek. Anlaşıldı mı? Sadece B'yi B'yi kastan adam öldürme suçundan dolayı ceza verilecek. Tamam mı? Mesela şunu şu aklınıza gelebilirim. Örneği değiştiriyorum. A hem B'yi hem de C'yi öldürmek amacıyla ateş etseydi, sadece B ölse C'ye hiçbir şey olmasaydı. Örneği değiştirdim, tamam mı? İkisini de öldürmek amacıyla ateş etti. C'ye hiçbir şey olmadı, B öldü. Burada ne diyeceğim biliyor musun? B'nin B ölümünden dolayı kasten adam öldürme, C'nin ölümünden dolayı adam öldürmeye teşebbüs. Ölmeden mi olsun? Öldürme amacım vardı. Ama olası kasta ne diyorum? Kaldır örneği de, en baş, ilk örneğe dönüyorum. Diyorum ki B'yi öldürmek amacıyla ateş ettim. C ile alakam yok. Öldürmek istemiyordum ama yanındaydı. Mermilerin ona gelebileceğini de öngördüm. Ne yapayım dedim ya ölür sözsün benim B'yi öldürmem lazım. Hiç yalnız yakalayamıyorum dedim. Ateş ettim. C'ye hiçbir şey olmadı. Hakikaten B öldü. Yani C'ye olası kasta adam öldürmeye teşebbüsten dolayı ceza verilmez. Tamam yani olası kaslara teşebbüs mümkün değil. Bak anahtar kelime. Dikkatini buraya ver. Olası kaslara teşebbüs mümkün değil. Tamam mı? Yani olayın bir sen bir suça olası kas diyebilmen için olayın gerçekleşmeme imkanı olmalı. Tamam mı? Bak. Olası kas uzayacak biraz. Şimdi bakın. Panik ama bölmeyeceğim Dikkat edin Panik yaratmak amacıyla kalabalık yerde bomba patlatmak. Panik yaratmak amacıyla kalabalık bir yerde bomba patlatmak. Şimdi burada ne Bir kalabalık bir yerde sen bomba patlatıyorsan oradaki panik yaratmak amacın var öldürme amacın yok Or ama o bomba patladığı sırada panik yaratmak amacıyla bomba patladığı sırada oradan gelen geçen insanların da yaralanabileceğini zarar görebileceğini öngördün mü? öngördün. Ve bunu kabullendin mi? Kabullendin. Nasıl kabullendin? Olursa olsun dedin. Ama oradaki kimseye de bir şey olmayabilir. Bakın büyük bombalardan bahsetmiyorum ha. Kimses bombası gibi bir şey düşünün. Kimseye de bir şey olmayabilir. İşte ama bir şey olursa ne diyorum arkadaşım ben? Olası kasla adam öldürme diyorum. Burada birkaç örnekten bahsedeceğim. Olası kast, kasıtlı suçlarda görünüyor mu? Kasıtlı suçlarda cezayı Indirine, indir, indirimine sebep olan bir sebep. Yani cezayı indirim sebebi. Neden ceza indirilir olası kasta? Ceza doğrudan kasta göre verildiğinden dolayı olası kasta ceza indirilerek veriliyor. Tamam. Kalabalık yerde B'yi öldürmek amacıyla ateş etti. C de öldü. B'ye kasten adam öldürmeden ceza verilecek. C'ye olası kasta adam öldürmeden dolayı ceza verilecek ve buna olası kasta adam öldürdüğünden dolayı indirim yapılacak. Neye göre indirimli oluyor? Bak öyle aklında tut. Olası kast bir indirim sebebi neye göre indirimli oluyor? Doğrudan kasta göre ceza indirilmiş olarak veriliyor. Tamam mı? Bak ihtimal olacak dedik. Yani neticenin gerçekleşmeme ihtimali olacak. Yani A B'ye yumruk atar. Gözlük camını kırar. Kasten mala verme. Ya sen bir kişinin gözüne yumruk atıyorsan onun gözlük camının kırılacağını da gözlüklü bir insansa gözlük camının kırılacağını da kabul eder misin? Kabul edersin. Bu da kesin gözüyle bakılır mı? Bakılır. İşte ben buna olası kast demiyorum. Kasten mala zarar verme diyorum. Tamam mı? Buraya dikkat et. A B'yi öldürmek için öldürmek için B bir pilot. Pilotu öldürmek için pilot koltuğunun altına bomba düzeneği koyuyorum. Uçak havalanıyor. Uçakta da 100 tane yolcu var. Ve ben uçak havalandıktan sonra pilotu patlatıyorum. Şimdi bak dikkat et. Uçağa bomba koydum. Amacım pilotu öldürmek ama diğer yolcular da ölebileceğini öngördüm. Kardeşim o, yol, o pilot öldüğünde o uçağa uçak patladığında diğer yolcuların da yaşama ihtimali var mı? Yok. İhtimal olmadığından dolayı içinde 100 yolcu varsa bir de pilot varsa 101 kişiyi kasten adam öldürmeden dolayı ceza verilir. Tamam mı? Ama pilotun sadece pilotun ölme yani ihtimal olsaydı nasıl kalabalık bir yerde A B'ye ateş etti B'yi sadece B'yi öldürebilir C'yi de öldürebilirdi ama sadece B'yi öldürebilir ihtimali olabildiğinden dolayı C olası kastedik. Ama bir uçakta bomba patlarsa yolcuların kurtulma olasılığı yok. Yolcuları ne kadar ölebileceğini öngörüp kabullenmişse olursa olsun demiyor. Yolcular da ölecek, biliyorum kabul ettim diyor. Yani yolcuların ölmesine olası kast değil. Ne diyorum? Doğrudan kast diyorum. Anlaşıldı mı? Eğer ki arkadaşım. Sayın arkadaşlar. Eğer ki bu konular anlaşılmadıysa. Özelden yazın. Youtube videoların yorum kısmına yazın. Doğrudan kasta bilerek isteyerek yapıyorum. Sonucunda öngörüp kabulleniyorum. Tamam mı? Olası kasta sonucu öngörüyor. Ve ne diyorum olursa olsun diyorum. Ama o e, olası kasta diğer sonuçların gerçekleşmeme ihtimali de var. Tamam mı? Aman aman buna dikkat et diyorum. Bu videonun da arkadaşlar sonuna geldik. Taksirle devam edeceğiz.